Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende benzerlik konusundaki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Göz hizası yerden 165 cm. Göz hizası yerden 165 cm yüksekte olan Mehmet bayrak direğinin boyunu ölçmek istiyor. Bunun için bayrak direği ile bulunduğu yer arasında arasına kendinden 70 cm, direkten 560 cm, ee, direkten 5, 560 santimetre uzağa direğin tepesini görecek şekilde yere bir ayna koyuyor. Şöyle. Buna göre bayrak direğinin boyu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar bir ayna koydu ya. Aynadaki gelen ışın gibi düşünün. Vurduğu açıyla gitmiyor muydu? E, burada da baktığı açıyla böyle gidecek değil mi ışın böyle? Bakış açısı. Alfa ise. Burası da alfa olmaz mı arkadaşlar? Olur. E bitti. E burası dik. E burası betaysa alfa 90 betaysa. E burası da dik olduğundan alfa 90 burası da beta değil mi? Evet. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer. Hadi benzerliği uygulayalım. Hocam betanın karşısı e, betanın karşısı 70'in buradaki betanın karşısı 560'a oranı eşittir. Alfanın karşısı 165'in alfanın karşısı x oranı. 7 kere 8 56 bu 8 yaptı arkadaşlar. O zaman x 8 çarpı 165 yaptı arkadaşlar. 165 ile 8'i çarpacak olursak 5 kere 8 40. 6 kere 8 48. 52 mi yaptı burası? Evet 8 kere 18, 1320 mi yaptı? Aynen öyle. Ama bu santimetre kaç metredir? 13,2 metredir. Yani cevabımız Edremit yapar. Yukarıdaki verilere göre FCX kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ya şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Valla x var 9 var 2 var 6 var. Şu üçgenlere yoğunlaşacağız gibi bir şey değil mi? O zaman bu üçgenlere çünkü bu üçgenlerin kenarları verilmiş. O zaman bu üçgenlerde bir açıları yazalım bakalım. Aa hocam ne güzel bak burada kaçlar birbirine eşit. E o zaman ben buraya alfa dersem burası da alfa değil midir arkadaşlar? Tamam. Şuraya bir beta dersem hocam şu açıların eşitliğini de kullanacağız. İki iç açın toplam bir dış açıdan alfa artı beta oldu. Aa burası da alfa artı beta. Yani burada da iki iç açı bir dış açı olduğundan burası da beta oldu. Bak dikkat. Hocam alfa beta 3. açı. Alfa beta 3. açı. Yani senin şuradaki üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Zaten kenarları belli olduğundan bu üçgenlerde bir şey olacağı belliydi. Şimdi ne yapalım? Aynı açının karşısındakiler oranlayalım. Burada beta'nın karşısı 2'nin beta'nın karşısı x oranı. 2'nin x oranı. Alfa'nın karşısı 6'nın alfa'nın karşısı 9 oranı. E buradan da ne çıktı arkadaşlar? 6x eşittir 18'den x de kaç bulduk arkadaşlar? Böylelikle x de buradan 3 bulduk. Yani cevabımız Cihan oldu. Aşağıda bir evin dik üçgen şeklindeki çatı katına kare biçiminde bir pencere yapılıyor. Kare biçiminde bir pencere yapılmış. Şu, şu, şu ve şu birbirine eşit. Yani her yer x arkadaşlar. Tamam. Her yer x olsun bakalım. E ne yapacağız burada hocam? E burada arkadaşlar 90 dereceler havada uçuşuyor mu? Uçuşuyor. Alfa beta'ya dalacak mıyız arkadaşlar? Dalacağız. E dalalım o zaman arkadaşlar. Alfa beta dal kardeşim alfa beta'ya ne duruyorsun? Alfa beta alfa alfa 90 sa beta beta 90 sa alfa alfa 90 sa beta oldu. E şu üçgenle şu üçgen benzer olmadı mı arkadaşlar? İkişer kenarları da mevcut. Benzer oldu. Haydi bakalım benzerliği uygula. Alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 6 ya. oranı eşittir. Beta'nın karşısı 4'ün. Beta'nın karşısı x oranı. Hangi üçgenden başladıysak o üstte olacak. Unutmayın bunu. Buradan x kare eşittir 24. X de buradan kök 24. 24 dediğinde 4 çarpı 6 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıktığından bu da 2 kök 6 diye çıkar. Cevabımız yani cevap ne oldu arkadaşlar? Balıkesir oldu. Şekil 1'de dayanak noktası zeminden 80 santimetre yüksekte bulunan kaldıracın B ucu zemine değdiğinde A ucu zeminden 180 santimetre uzakta oluyor. Arkadaşlar 180 santimetre uzakta olduğu için burası 90 derece. Bu da zaten dik durumdur zemine. Ee, burada ne oldu? Şurada bir temel orantı var mı? Var. Her ikisi de zemine dik olduğundan dolayı. 80 bölü 180. Sadeleştir. 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 9. Yani ne çıktı arkadaşlar burada? 4 bölü 9 oldu bu e, temel orantıyı uygulayalım. 4 bölü 9. Hocam 4K iken tamamı 9K. Buraya ne kaldı? 5K kaldı. Şimdi sonra diyor bu kaldırıcın A ucu şekil 2'deki gibi zemine değdiğinde B ucunun zeminden yüksekliğin nedir diye soruluyor. Şu uç. Arkadaşlar burası C ucu aynı kalıyor. Hop bu şekilde oldu ya. Yani buradaki oranlamalar aynı. 4K'ya 5K. E burası da 80 zaten. E burada temel uygulayalım. Hop şunun tamamının oranı. 5K'nın tamamı 9K'ya oranı eşittir. 80 bölü H diyeceğiz arkadaşlar. E buradan K'lar nanay olsun. Sonra burada 5 ile 80 sadeleşince 16 kalıcı. İşler dişler yapınca H da buradan 16 çarpı 9'a eşit oluyor. O da 144'e eşit oluyor. Cevabımız böylelikle 144 yani balık kesir oldu. Birinci şekilde 30 santimetre uzunluğundaki demir çubuğa ağırlık merkezinden tutturulmuş bir kenarı 24 santimetre olan bir eşkenar üçgen verilmiş. Evet şuradaki 30 santimetre arkadaşlar demir çubuğun uzunluğu. Sonra diyor ki bu tabela rüzgar ile bir miktar dönerek ikinci şekil oluşmuş. İkinci şekil oluşmuş. Burası 13 burası da 11 santimetre olmuş. Şuradaki h yüksekliği soruluyor. Arkadaşlar g ağırlık merkezi ise o zaman hop şuradan bir yükseklik çizsek. O yükseklik ağırlık merkezinden çizilen kenar ortay çizsek daha doğrusu. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir hocam. E tamamı bunun kaç? 24. 12. 12 yapacak. Buraya ne kaldı? 1 kaldı. E 12 ise 12 köküç. E 1'e 2 oran olduğundan burası 4 köküç. Burası da 8 köküç oldu mu? Oldu. Hatta Pisagor bağıntısından şuraya A diyelim. A kare eşittir 1'in karesi artı 4 köküçün karesinden dolayı 48 49 yaptı burası. A'yı da kaç bulduk o zaman? 7 bulduk arkadaşlar. Evet A'yı 7 bulduk. Şimdi bizden şuranın yüksekliği isteniyor. O zaman ben şuradan şuraya bir dik çizeyim. E hocam 90'lar mı da Dal alfa beta ya. Şuraya bir alfa dersem. Şuraya beta dersem. Ters açıdan beta burası da alfa oldu. Şuradaki x uzunluğu bulursam olay bitti galiba. Değil mi arkadaşlar? Evet. İki üçgen benzer. Hocam alfanın karşısı 1 bölü alfanın karşısı x. 1 bölü x eşittir. 90'ın karşısı 7 bölü 90'ın karşısı 11. 7 bölü 11'den x buradan ne geldi? 11 bölü 7 geldi. Evet. Hocam şuradaki mesafe kaçtı? Bak ağırlık merkezine kadar olan mesafe. Şuradaki mesafe kaçtı arkadaşlar? 30 değil miydi? Evet. Buradaki mesafenin içerisinde ne var? 7 var. X var. Bir de şuradaki uzunluk var. Buradaki uzunluk zaten bizden H isteniyor. O zaman H artı X artı 7. X artı 7 eşittir. 30 mu olacak? Evet. X'i biz kaç bulmuştuk? 11 bölü 7 bulmuştuk. Yani şuraya 11 bölü 7 yazalım arkadaşlar. Şu ikisi kaç yapıyor topladığın zaman? 7 kere 7 49. 60 bölü 7 yapıyor. O zaman h da buradan 30 eksi 60 bölü 7 yapacağından 3 kere 21 210 eksi 60 210 150 mi yapıyor? Evet cevabımız buradan 150 bölü 7 yapar arkadaşlar. Yani cevap denizli. Yukarıdaki verilenlere göre bc x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şurası k iken burası ne verilmiş? 3k. k iken 3k verilmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İster şu eşitliği kullan ister bu oranı kullan. İstediğin şekilde kullan. Yalnız ben bu eşitliği kullanırsam orta taban çizip bu şekilde yapabilirim işi. Ama ee, sanki iş daha da karışacak arkadaşlar. Buradan daha uzun sürecekmiş gibi. Peki şu oranlamayı kullansam. Bu oranlamayı kullandığım zaman da bu arada şunlar da birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Şuradan bir paralel alsam alttakine. E bununla da bu paralel oldu mu arkadaşlar? Oldu. E burada ne çıktı arkadaşlar? Üçgen 6. Orta taban çıktı arkadaşlar. Değil mi buradaki üçgende? Niye? Çünkü eşitlik var. İsterseniz benzerlikten de yapabilirsiniz. Hocam 1 bölü 2, 3 bölü 6 diyebilirsiniz. Ya da direkt ortalama 3 gen 6. Şimdi ne yapacağız? Gençler şununla da şu paralel değil mi? Evet. E 1 bölü 4 oran var. 1 bölü 4. Yani k bölü 4k diyelim isterseniz eşittir. 6 bölü x değil midir arkadaşlar? K'larla ne oldu? İşler dişler yapınca x buradan kaç yapıyor? 24 yapıyor. Cevabımız böylelikle denizli oldu. ABC bir üçgen G ağırlık merkezi ve paralellikler verilmiş. Hocam şu paralellikleri ben kullanacağım. Ya da şu paralellikleri ben kullanacağım. Ya da şunların paralelliğini ben kullanacağım. Şimdi bazı arkadaşlar bunu bir özellik olarak biliyor olabilir. Ee, hocam burası x iken burası y iken burası z iken x iken paraleli 3x'tir diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Doğru. Bu kuralcı bir zihniyet ama ispatını da yapalım isterseniz. Şimdi bir sürü ispatı var aslında. Ben nereden yapsam bunu? Arkadaşlar ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezini kullanacağım. Nasıl kullanırım? Hocam ağırlık merkezi ya. Şu ağırlık merkezini ben şöyle kullanırsam. He. Ağırlık merkezini böyle kullanırsam. Şu Z'yi böyle yazdım ya. Şurada dursun bakalım. Evet ben bu ağırlık merkezinden böyle çizdiğim zaman arkadaşlar. Şurada bir iki oran var mı? Şu de burada bulunsun bakalım. Şöyle burası da Y. 1'e 2 oran var mı var? Eşit mi eşit? Hocam burası A iken burası 2A. Bak güzel bir şey yakaladım. Hocam şu bir kenar ortaydır. E, şu paralelliğe bakacağım ben. Şu paralelliğe baktığın zaman 1 bölü 3 oran mı var? Evet. Z iken burası nedir arkadaşlar? 3 Z'dir. Çünkü 1 bölü 3 orandan dolayı. Bak Z iken 3 Z'yi ispatladık mı ispatladık. Şimdi X'e gelelim isterseniz. Öbür B'den çizecek olursak. Bak şuradan çizecek olursak. Hocam buradan çizecek olursak da. Burası A, burası 2A değil mi? Evet. Burada da şu paralelliğe bakacak olursanız, şu x ve şuna bakacak olursanız 1 bölü 3 oran da burada var. Hocam x ise burası da 3x olur. E o zaman olay bitti. Burası 3x oldu. Şimdi y'yi ispatlayalım isterseniz. Y'ye de bakarken arkadaşlar şu c'den çizecek olursak, şu c'den çizecek olursak. E hocam yine aynı şekilde burası a iken burası 2a değil mi? Evet. Bu sefer şu paralelliğe baktığınız zaman hocam temalarında şöyle bir şey var. 1 bölü 3 olan var. Y ise burası da 3 y midir? Aynen öyle. Sana x artı y artı z'yi kaç vermişler? 24 vermişler. E senden ne isteniyor? ABC üçgenin çevresi. Yani çevre dediğin 3x artı 3y artı 3z olduğundan 3 parantezine al alacak olursan x artı y artı z olur. x artı y artı z zaten 24 olduğundan 3 ile 24'ün çarptığı da kaç yapıyor? 72 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Yukarıda solda verilen fotoğraf İstanbul Lale figürlü hava trafik kontrolü kulesinin 1 bölü 125 oranında küçültülmüş maketine aittir. Yani şu bunun 1 bölü 25'ini küçültülmüşü buymuş arkadaşlar. Bu maketin yüksekliği 72 olduğuna göre arkadaşlar burası 72 santimetre olduğuna göre İstanbul Havalimanı'nın kulesinin gerçek yüksekliği ne kadardır diye soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? E küçültülmüşe bununla bundaki benzerlik oranı 1 bölü 125 değil mi? Evet. E o zaman bu 72 bölü. Bunun yüksekliğine de haş diyecek olursak 72 bölü haşa eşittir. Yalnız bunlar santimetre cinsinden arkadaşlar. Santimetre cinsinden. İşler dişler yapalım. Haş buradan neye eşittir? 125 çarpı 72'ye eşit olacaktır. Vallahi 125 ile 8'i çarptığın zaman 1000 yapıyor. O zaman ben bunu şöyle 8'e 9 diye düşünsem 1000 yapıyor. Bu da 9000 mi yapacak arkadaşlar? He 9000 yapıyor. Şu 1000 yaptı. Haşı buradan 9000 bulduk. Arkadaşlar bu santimetre kaç metredir diye soruluyor bize. 2 0 geri geleceğiz. O zaman kaç yapıyor? 90 yapıyor. O zaman cevabımız ne çıktı? Balıkesir çıktı. Depremde afet sedeler, arama kurtarma ekipleri tarafından enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyükteki bu boşluklara hayat üçgeni denir. Aşağıdaki hayat üçgeni küp şeklindeki bir dolap ile oluşturulmuştur. Küp şeklinde ise bunların hepsi nedir arkadaşlar? X prim X prim X prim uzunluğundadır. BC'yi 360 vermişler. A noktasının zeminli olan uzaklığını 240 vermişler. Hop şu zemin olan uzaklığı da 240 diye şöyle gösterelim arkadaşlar. Hop gösterdik. Ve şuradaki uzunluğu böyle göstereyim. 240 diye göstereyim. DG uzunluğu X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şu köpüğün bir kenarı. Yani buradaki bir kare yaptı ya karenin bir kenarı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ne yapacağız? Alfabeteye dalsak bir şey yapamam. Alfabeteye dalınca şu üçgenlerde kenarlar yok ki benzerlik yapamam. Değil mi? Başka bir şey yapmalıyım. O zaman alfabete benzerliğinden çıkmayacak. E nereden çıkacak? E arkadaşlar kare olduğundan dolayı şunlar birbirine paralel değil mi? Yani temel orantı yapacaksın burada o zaman. E hocam burası x. Burası da x mi? Evet. Şunun tamamını 240 vermişlerdi. Burası nedir? 240 eksi x'e mi eşittir? Aynen. E hocam 240 eksi x'e x'i oran var. Burası da 240 eksi x'in k katı iken burası da x'in k katı değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi temel orantı uygulayabilirim. Hocam bunun tamamının oranı 240 k eksi x değil mi? Şunu dağıttığım zaman. Bu bölü tamamı. Bölü tamamı. Tamamı da ne yapıyor arkadaşlar? 240K eksi XK artı XK yaptı. Eşittir. X bölü 360 M eşit olacak. Evet. Buradan soru çıkacak. Buradan K parantezini alınca K parantezini aldığımızda ne oldu arkadaşlar? 240 K eksi X yaptı. 240 eksi X yaptı pardon. Bölü şu X gitti. 240 K yaptı. K'lar nanay oldu x bölü 360. Arkadaşlar sıfırlar sadeleşti mi? Sadeleşti. Ee, 6'ya bölsen 4, 6'ya bölsen 6, 2'ye bölsen 2, 2'ye bölsen 3. Hocam 2 ile buranın çarpımı 2x, 3 ile buranın çarpımı 720 eksi 3x yaptı. Buradan attık öbür tarafa eksi -3X 3x'i. 5x yaptı. 720 eşit oldu. x de buradan ne olacak? 720 bölü 5. 0 at 2 ile çarp kuralı vardı hatırlayın. 72'yi 2 ile çarptığımız zaman kaç çıkıyor o zaman? 144 çıkıyor. Yani cevap Edremit oldu. Aşağıdaki şekilde limanda bulunan bir vinç gösterilmiştir. Peki eyvallah. Sonra ne diyor? 6, 9, 25 verilmiş. Yukarıda verilenlere göre DEX çelik kablosunun uzunluğu kaç metredir? Demir kalınlığı önemsiz. Arkadaşlar her şey verilmiş zaten. Soru direkt çıkıyor galiba. Direkt benzerlik var burada. Çünkü şunlar zemine dik olacak şekilde gidiyor. Paraleldir bunlar. E burası X burası 25. Ne var burada? Direkt temel orantı var. 6 bölü tamamı 15 eşittir. x bölü 25'tir. x bölü 25'tir. Hocam sadeleştirmeyi yapalım. 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 5, 5'e bölsen 5'e bölsen 5. E Bir kaldı. İşler dişler yaptığımızda x de buradan kaç eşit oluyor? 10'a eşit oluyor. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. <laughs>